Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Biraz da olsa ekonomiden söz etmek zorunda gibiyiz. Çünkü Merkez Bankası ve BDDK yani Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu yine baş başa verip resmi olmayan bazı kararlar aldılar ve bunları bankacılara, tabii ki özel bankalara dikte ettirdiler. Yani bunları yapacaksınız. Yazılı emir? Hayır. Peki neden sözlü? Yarın bir gün piyasa ekonomisidir. Bankalara BDDK ve Merkez Bankası Başkanlığı müdahale etti demesinler. Başlarına da bir iş gelmesin diye. Ülkenin başına, halkın başına ne iş gelecek? Onların umurlarında bile değil. Onlar kendi başlarına bir iş gelmesin diye düşünüyorlar. Böyle bir bürokrasi, böyle bir devlet insanlığı anlayışı olacak şey değil canlarım. Evet. Böyle demişken o zaman bugün biraz da diktatörlerden söz edelim he. Bizde yok öyle tabii ki. Bakın Danıştay'ın kuruluşu döneminde ne kadar güzel şeyler söyledi Erdoğan. Aman Allah'ım yarabbim, ayağa kalkıp alkışlayasım geldi. Bütün siyasi hayatı boyunca adaletin tesisi için çalışmış. Hukuk düzeni için çalışmış. Vallahi öyle söyledi. Ay hoşuma gittiği için gidiyorum. Abi harika bir cümleydi. Mükemmel, müthişti. Bir de benim karşıma, benim işte insanların, halkımın hakkını yemiş olarak gelmeyin gibi laflar söyledi. Osman Kavala'nın hakkını ben yedim tabii. Ve diğer arkadaşlarının haklarını. Hiçbir günahları olmayan insanların cezaevlerinde 18 sene geçirecek olmalarını ya da ömürlerinin sonuna kadar cezaevinde yatacaklarına ilişkin kararları ben verdim. Ben şöyle verdim. Hakimlere telefon ettim. Ben ettim. Başka kimse etmedi. Atın bunları içeriye. Bunlar casus. Casusluk tutmadı. Pantolon uyduramadı. Gömlek verelim misali. Bu sefer de tekrar döndüler Gezi davasına. Gezi'den beraat etmişti. Canım o zaman beraat etmişti ama o zaman casusluktan içeride tutarız diye düşünülmüştük biz. Ya biz, ben ve benim gibiler. Olmadı abi. Baktık oradan bir şey tutturamıyoruz. Tekrar döndük Gezi'ye. Gezi'den tıktık içeri. Hayır, bunda başkalarının hiç dahli yok. Savcı ve iki yargıç da beni çok severler. Beni kırmak istemezler. Canlarım, diktatörler nasıl düşünürler biliyor musunuz? Diktatörlerin nasıl düşündüklerine ilişkin sadece küçücük bir cümle söyleyeceğim size. Minnacık bir, birkaç kelimeden oluşan bir cümle. İnsanlık, kişisel irademi üzerinde kullandığım bir ham maddedir. Diktatörün tarifi budur. Diktatör, halkın üzerinde, tabii tabii seçimle gelir çünkü, halk seçer onu. Diktatörlerin hepsini önceleri halk seçmiştir. Halk seçtiği için iktidar olmuştur. Yani devleti ele geçirmiştir. Ve haliyle de artık ondan sonra halk diktatörün üzerinde iradesini kullanacağı ham maddeden başka hiçbir şey değildir. Bir diktatöre göre insanlar o diktatörün yönetimi altındayken acı da çekseler, mutlu da olsalar, bütün bunlar o diktatörün o halk için, o halkın iyiliği için yaptığı şeylerdir. Yani diktatör ne yaparsa halkının iyiliği için yapar. Diktatörün yaptığı kötülük, diktatörün yaptığı baskı, diktatörün yaptığı zorbalık, bütün bunlar halkın iyiliği içindir. Diktatör halkını o kadar çok düşünür. Bir sever, bir sever ki halkını diktatör yere göre sığdıramaz. Haliyle kendisini seçen halkın iyiliği için çalışan bir diktatör yapacaklarıyla ilgili halktan izin almaz. Halkın görüşünü sormaz. Halk zaten bir şey de bilmez ki halka sorsun. Ne yapayım şimdi, Yunanistan'la dost olayım mı? Ya halk ne anlar, seçmen ne anlar öyle bir şeyden? Diktatör karar verir ona. Efendim Yunanistan'la derken afaki bir ülke için söylüyorum. Bizim için de olabilir. Bir gün bizim de başımıza bir diktatör gelebilir. Allah korusun, hafazan Allah. İnşallah Allah korur tabii ki, gelmeyecektir. Ben geleceğine gelebileceğine inanmıyorum ama diktatörler böyle düşünürler. Rusya'ya savaş açacağım. Açayım mı açmayayım mı? Halka mı soracak? Parlamentoya. Ya parlamentoya niye sorsun?
Totaliter rejim nedir? Totaliter rejim, bir tek kişinin bir ülkeyi tek başına istediği gibi yönetmesi demektir. Parlamentoya soracak da parlamento doğru karar mı verecek? Ya ne anlar parlamentodakiler ya? Parlamentodakiler de yine halkın, zavallı halkın seçtiği milletvekilleridir. O milletvekillerini seçmesi için halkın önüne koyan da zaten yine totaliterdir ya da diktatördür. Ya canlarım, bakın ne kadar güzel kolay gidiyoruz değil mi? Diktatörlük çok keyifli bir iştir. Diktatörler ülkeyi iyi yönetirler. Halka sormadan yönetirler. Parlamentoya sormadan. Yargı mı? Ne yargısı? Hangi yargı? Yargı dediğiniz diktatörlerin emrinde çalışan siyah cübbeli yaratıklardır. Onlar da insan olduklarına göre onlar da diktatörün üzerinde iradesini uygulayacağı ham maddelerdir. Bunları dinledikçe iyi ki bizde diktatör yok deyişinizi duyar gibiyim. Ya bana öyle geliyor sanki. Ne kadar güzel değil mi diktatörsüz olmak? Özgürlükler çok güzeldir. Özgürlük nedir sahi özgürlük? Bir insanın istediğini yapabilmesi midir? Hayır ha. Bir insan her istediğini yaparsa ona özgürlük denmez. Anarşi denir. Özgürlük seçtiğiniz diktatörün sizden istediklerini yapabilme hakkınızdır. Tabii diktatör ister, siz yaparsınız. Çünkü diktatörler şöyle düşünürler. Ey halkım, madem ben senin için her şeyin en iyisini düşünüyorum, o halde sen benim istediğim gibi düşüneceksin. Benim istediğim gibi inanacaksın. Benim istediğim gibi yaşayacak, benim istediğim gibi giyineceksin. Aksi halde başın beladan kurtulmaz. Seni düşmanlar ham yaparlar. Devletin bekası için ben ne dersem yapmalısın. Sus diyorsam susmalısın, otur diyorsam oturmalısın. Tabii diktatörler halklarını düşünürler. Neden en doğruyu düşündüklerini, neden zaman zaman halka baskı yaptıklarını anlatmak için de örnek verirler ve derler ki, bakın ben sizden çocuklarınızı okula göndermenizi istiyorum. Niçin istiyorum bunu? Çocuklarınız iyi eğitilsin, iyi öğrenim görsünler, iyi yetişsinler diye. Baskı yapmayayım mı? Ya ben baskı yapmazsam siz çocuklarınızı okula göndermezsiniz. Canlarım ya. Ya tabii ki elbette eğitilmiş, iyi öğrenim görmüş. Hali vakti yerinde olmasa bile devletin okullarında da çocuğunun iyi eğitilebileceğine, öğrenim görebileceğine, arkadaşlarından geri kalmayacağına inanmış, uygar, aklı başında aileler çocuklarını okula göndermek için kimseden baskı görmeyi kabul etmezler. Sen çekil, gölge etme. Bana iyi mektepler, iyi öğretmenler ver derler. Diktatörler çocukların okula gitmelerini isterler ama onların amaçları o çocukların iyi eğitilmeleri değildir. İyi öğrenim görmeleri değildir. Eğer öyle olsa bütün diktatörler ülkelerdeki en yüksek maaşı öğretmenlere verirler. Öğretmenler de mektebe gelmeden önce sadece kendi bilgileri değil, başka insanların, büyük bilim insanlarının bilgilerini de öğrenebileceği kitaplar satın alabilirler. Belgeseller izlerler. Harikulade tertemiz bir hayat yaşarlar. Konut sorunları yoktur. Ulaşım sorunları yoktur. Geçim sorunları hiç yoktur. Pırıl pırıl giyinerek gelirler okullara. Üstleri başları tertemiz. Yani ders bittikten sonra okul dışında limon satmak zorunda kalmazlar. Ama diktatörlerin yönettiği ülkelerde öğretmenler 3.30 paraya maaşla çalışırken o ülkenin din insanları, hahamları, ne bileyim işte papazları, rahipleri, imamları öğretmenlerden çok daha fazla maaş alırlar. Diktatörlük işte böyle bir şeydir. Okula göndermekte zorluk çıkarmaları, yani çocukların okula gönderilmelerini baskıyla istemelerinin sebebi onlardan uysal, düşünmeyen, okuma yazma bilen ki genelgeleri okusunlar. Yurttaşlar yetişmesini isterler. Ya canlarım. Oysa gelişmiş ülkelere baktığınız zaman
gerçek demokrasilere baktığınız zaman o ülkelerin halkları çocuklarını iyi eğitebilmek için nasıl da çaba gösterirler. Bizde de böyle tabii ki. Bizde de bakın okulların önünde anneler, babalar, çocuklarıyla ilgilenen öğretmenlerle konuşup onların evlatlarına daha iyi eğitim vermesi için çaba göstermelerini isteyen anneler, babalar milyonlarca milyonlarca milyonlarca. Ve diktatör onlarla kavga eder, o anne babalarla. Siz benim milli eğitimime müdahale ediyorsunuz der. Anne babaların devletten devlet gibi olmasını istemelerine çok kızar. Eğer çocukların anneleri babaları iyi eğitim talep ederlerse, uygar, muasır medeniyetlere çıkmamızı sağlayacak eğitim ve öğrenim isterlerse, onlara vatan haini, devletin, milletin bekasını tehlikeye atmış anarşistler olarak bakarlar. Ellerinde imkan olursa da, yaratılırsa da, ki çok rahat yaratırlar, bu konuda ısrarlı olan anne babaları soruştururlar, yargılarlar, hapse atarlar. Diktatörler yapar bunu. Sözümün özü canlarım, bir ülke halkı diktatörlüğe razı ise, diktatörlerden kendi özgür iradesiyle ve demokratik yollardan kurtulamıyor ise, o halk, o diktatörün kendisini yaşattığı çileleri, acıları çekmeye müstahaktır. Demokrat halk, aklı başında, vicdanı yerinde, hem kendisinin hem çocuklarının ve hem insanlığın geleceğini düşünen, iyi yetişmiş halk, diktatörle demokratik mücadelesini verebilen, susmayan, itiraz eden, yanlışlıkları haykıran, demokrasilerde sokakların, özgür iradelerin haykırıldığı, haykırılabilmesi gerektiğine inanan halklardır. Ki eğer bu halklar yoksa, yani diktatöre itiraz edebilen, diktatörün yanlışlarını söyleyebilen halklar yoksa, o ülkede felaketlerin en büyükleri yaşanır. Ve o insanlarda, o halklarda o felaketleri yaşamaya müstahaktır. Evet canlarım, şimdi gelelim ekonomideki kısacık bölüme. Ama çok önemli bir bölüm. Bakın size haberi okuyorum. Bankacılıkta yazılı olmayan talimat dönemi. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme Kurumu, kurumsal döviz işlemlerini piyasanın likit olduğu 10-16 saatleri arasında çekmesi için bankalara sözlü talimat verdi. Bunu nereden biliyoruz? Birkaç bankanın genel müdürü söyledi de oradan biliyoruz. Merkez Bankası Başkanlığı ve BDDK Başkanlığı tarafından arandıklarını ve kendilerine bu sözlü talimatın iletildiğini söylediler. Kepazelik değil mi? Kepazelik. Skandal değil mi? Skandal. Rezalet değil mi? Rezalet. Kötü. Kötünün en kötüsü. Arkasından çünkü berbat şey gelir. Bunun arkasından dövize doğrudan müdahale gelir. Lütfen göreceksiniz. Çünkü böyle bir talimat, saat 10 ile 16 arasında döviz işlem yapın talimatı, diğer zamanlarda bu işlemleri yapmayın. Neden? Piyasaya döviz arzı olmayabilir. Döviz arzı olmayınca, döviz talebi olunca da döviz yukarı gidebilir düşüncesindeler. Bu saatlerde yapın ki biz istediğimiz gibi kolayca arka kapıdan Merkez Bankası kaynaklarından bankalara, bile tabii ki kamu bankalarına verelim. Onlar da döviz satarak dövizle mücadele etsinler. Böyle bir şey yürümez. Bunun adı değirmen. Taşıma suyla değirmen döndürmektir. Olmaz, dönmez. Dönmemiştir. Hiçbir zaman da dönmeyecektir. Ve canlarım, Ümit Özdağ'ın Davutoğlu'na yaptığı çağrıyla bitiriyorum. Bakın Sayın Davutoğlu, korkmayın. Çıkın Haziran-Kasım 2015 arasında ne olduğunu anlatın. Çünkü benzer bir çalışma tekrar başlamış görünüyor. Canlarım, kendimi övmek için söylemeyeceğim ama beni izlediğiniz için çok rahat söyleyebilirim. Daha 4 gün 5 gün önce Ümit Özdağ'dan daha önce, yine hatırlarsanız, konuşmalarımdan, videolarımdan birinde Davutoğlu'na bu çağrıyı ben yaptım. Hayır, ilk defa 5 gün önce mi yaptım? Hayır, ben bu çağrıyı Davutoğlu'na aylardır yapıyorum. Ve Davutoğlu'yla da telefon konuşmamızda bunu kendisine de hatırlattım. Çok rahat söyleyeyim. Ama Davutoğlu da haklı olarak bazı şeylerin zamanlı yapılması gerektiğinin daha doğru olduğunu söyledi.
Tıpkı Sedat Peker'in de bazı şeylerin zamanlı yapılmasının doğru olduğunu söylemesi gibi. Demek ki hem Davutoğlu hem Sedat Peker gerçek kurtuluşun gerçek bilgilerle, ama Sedat Peker'in de dediği gibi belki harakiri yaparak, kendi kendinin geleceğini çok daha büyük tehlikeye atarak olacağını bilse de bunu zamanında yapmak. Reboundları kim alır? Uzun boylu basketçi mi? Hayır. Zamanında sıçrayıp topla havada buluşmasını becerebilen basketçi alır. Zamanlama, zamanlama, zamanlama. Enseyi karartmayın arkadaşlar. Zaman şu anda her şeye rağmen sabır zamanı. Sadece 14 ay kaldı. Sadece 14 ay. 20 yıl geçti gitti. Ey gençler, daha çok yolun başındasınız. Sizin için kaybedilmiş hiçbir şey yok. Zaten pek çoğunuzun doğuşundan bugüne kadar geçen dönemde bu idareye mecbur kaldınız ama henüz bir şey anlamış değilsiniz. İnşallah hayatınızın en verimli çağlarını, en güzel günlerini 14 ay sonra yeni kurulacak düzende, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti düzeninde yaşayacaksınız. Enseyi karartmayın. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Hoşça kalın.